dünya tarihi zamanla silinip gitmiş birçok medeniyetin izleriyle örtülü. Fakat bunlardan biri var ki hem gücüyle hem de ardında bıraktığı gizemlerle hafızalara kazındı. Hititler. Anadolu'nun kalbinde yükselen Hitit İmparatorluğu ardında derin sırlar ve yapılar bıraktı. İşlerinden en dikkat çekeni ise yer altında inşa edildiği söylenen efsanevi bir altın şehir. Peki bu şehir gerçekten var mı yoksa birer efsane mi? Bu videoda binlerce yıllık bir gizemi keşfe çıkacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Altın, antik dönemlerden bu yana görkem ve servetin sembolü. Geriye dönüp tarihe baktığımızda sadece bir değerli maden olmanın ötesine geçerek servetin, gücün ve kutsallığın ifadesi olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu değerli madenin peşinden koşanları sosyal medyada, özellikle de YouTube platformunda da görmek mümkün. İzledikçe bu maceracıların birçoğunun arkeologlardan bile daha derin bilgiye sahip olduğunu söyleyebilirim. Peki, altının ardında yatan gizem insanları nasıl bu kadar saplantıya sürükledi? Bu maceramıza başlamadan önce bu konuyu biraz inceleyelim. Altın yalnızca bir maden değil. Tarih boyunca krallıkların yükselip düşmesine, halkların refahının ve savaşlarının simgesidir aynı zamanda. Altın görünüşte yalnızca bir madde olabilir. Fakat aslında insanın içindeki birçok özelliği yansıtan bir aynadır aslında. Bunu daha da açmak gerekirse, Yüce Allah insanı yaratırken ona çeşitli arzu ve istekler verdi. Kimi zaman bu istekler bir anlam arayışı içinde kendini gösterirken, kimi zaman da sınırları zorlayan bir arzuya dönüştü. Altına duyulan ilgi, insanın hükmetme arzusunun ve sınırları genişletme isteğinden kaynaklanıyor. İşte bu yüzden insanoğlu binlerce yıldır bu madenin peşinde. Eğer konu altınsa, Antik Mısır'a da değinmemiz gerekiyor. Antik Mısır'da altın, ölümsüzlükle eş değerdi. Antik Mısır'da firavunlar, ölümden sonra da hüküm süreceklerine inandıkları için mezarlarına altın maskeler, heykeller ve hazinelerle gömülürdü. Bilinen en meşhur örneği ise elbette ki Tutankamon'un yüzünü saran o altın maske. Altının peşindeki bu sonsuz hırs sadece Mısır'la sınırlı değildi. Güney Amerika'daki İnka İmparatorluğundan Mezopotamya'ya kadar birçok medeniyet altını ilahi armağan olarak kabul ediyorlardı. İnka İmparatorluğu'nun başkenti Cusco'da güneşe adanmış olan tapınaklar tamamen altınla kaplanmıştı. Rivayetlere göre bu tapınaklar güneş doğarken parlak bir ışıkla tüm kenti aydınlatır ve altının ihtişamını her sabah yeniden gösterirdi. İnka halkı altını doğrudan Tanrı'yla bağlantılı olduğuna inanıyordu. Bu yüzden İspanyollar geldiklerinde altınları için canlarını verecek kadar savaştılar. Ancak bu altınların çoğu el konulmuş ve eritilip gitmiş olsa da geriye kalan izler tarihin gizemli bir bölümü olarak hala keşfedilmeyi bekliyor.
Eldorado efsanesini duymuşsunuzdur belki. Bir kralın her sabah kendini altın tozuna bulayıp kutsal bir gölde yıkanmasıyla başlayan efsane, hala birçok altın avcısının hayallerini süslüyor. Bu efsanenin peşine düşen kaşifler, Güney Amerika ormanlarında Eldorado'yu bulmak için sayısız tehlikeyi göze aldılar. Eldorado, altın olan anlamına gelen bir terimdir. Ve bu efsane 9. yüzyılda Orta Kolombiya'nın derinliklerinde yaşayan Muisca halkının bilinmeyen bir zaman dilimine aittir. Ancak Eldorado'nun tanımı zamanla bir şehir efsanesine dönüşse de gerçekte bir altın şehir değil, kabile şefi olarak tanımlanmaktaydı. Yeni şef taç giyme töreninde altın tozuyla kaplanır ve Guatavita Gölü'nün ortasında sözde tanrılara bir armağan olarak değerli mücevherleri ve altınları göle atmak amacıyla bir sal ile yönelirdi. Bazı anlatımlara göre şef kendini gölde yıkayarak altın tozunu temizlerdi. Şimdi ise dünyanın farklı noktalarını ardımızda bırakarak 3000 yıl önce kaybolmuş ve beklenmedik bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılan bir imparatorluğa gidiyoruz. Üstelik kendi topraklarımızda. Bir zamanlar ihtişam dolu bu topraklar, şimdi ise sadece birer yıkıntı. Burada tam 119 yıldır tarihin kaybolan izlerini ortaya çıkarmak için çaba harcanıyor. Yüzyılı aşkın süredir toprakların derinliklerinde medeniyetlerin izlerini bulmaya çalışan araştırmacılar her geçen gün daha da derine inmeye çalışıyor. Burası 119 yıl önce bir Fransız kaşif tarafından gün yüzüne çıkarıldı. O zamanlar 19. yüzyılın ortalarıydı ve Avrupa keşifler ve bilimsel devrimlerle sarhoş olmuştu adeta. Fransız kaşif Charles Texier, Anadolu'nun zengin ve derin tarihine dair önemli bir iz bulmak üzere yola çıktı. Keşif merakı nedense onu Çorum'un Boğazkale ilçesinin yakınlarına yönlendirdi. Ve çok geçmeden burada önemli kalıntılar buldu. Fransız kaşifin keşfettiği bu şehrin mimarisi diğer antik kentlerden çok uzaktı ve sahip olduğu özellikler belirgin bir şekilde daha da gelişmiş bir medeniyetin izlerini taşıyordu. Peki kimdi bu insanlar? Acaba son 3000 yıldır haber alınamayan İncil ve Tevrat'ta da ismi geçen o gizemli Hititler medeniyeti olabilir miydi? Evet, ta kendileriydi. Fransız kaşifin bulduğu yer efsanevi Hitit medeniyetinin başkenti olan Hattuşa'ydı. Bu olay arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Hititler M.Ö. 2000'li yıllarda Anadolu'ya gelerek bölgedeki daha önce var olan medeniyetlerin hakimiyetini ele geçirdi. Bu süreç M.Ö. 1600'lü yıllarda Hattuşa merkezli Hitit Devleti'nin kuruluşuyla taşlandı. Hititler kendilerinden önce burada var olan uygarlıkları etkileyerek kendi kültür ve yönetim sistemlerini geliştirdiler. Bu güçlü uygarlığın etkisi tüm Anadolu'yu derinden sarstı. Ancak bu medeniyetin ihtişamı bir yana gizemli bir hikaye ile de şekillendi. Efsaneye göre gizemli bir Hitit kralı, bilinmeyen bir nedenle şehrini ve halkını korkunç bir felakete uğratmış ve tüm kenti lanetlediği söylenir. Altın Hitit döneminde de önemli bir değer taşımaktaydı. Ancak bu zenginliğin kaynağı yalnızca yerel kaynaklarla sınırlı değildi. Hititlerin bu olağanüstü serveti, tarihin en büyük askeri çatışmalarından biri olan Kadeş Savaşı'na dayanıyordu.
M.Ö. 1274 yılında Hitit İmparatoru 2. Muattalli ve Mısır Firavunu 2. Ramses arasında Kadeş'te meydana gelen bu efsanevi savaş, iki büyük medeniyetin kaderini şekillendiren bir dönüm noktasıydı. Kadeş Savaşı özellikle iki büyük medeniyet arasındaki gücün belirlenmesi açısından kritik öneme sahipti ve Kadeş şehri çevresinde bugünkü Suriye-Lübnan sınırına yakın bir bölgede gerçekleşti. Mısır ve Hititler, Mezopotamya ve Levant üzerindeki kontrol için sürekli rekabet içerisindeydi. İkinci Ramses, Mısır'ı güçlendirmek ve stratejik bir konuma sahip olmak amacıyla Hititlere saldırı yapmayı planladı. Bu dönemde Hititler Mısır'ın doğusundaki topraklarda çok etkiliydi ve bu durum Ramses için bir tehdit oluşturuyordu. Kadeş Savaşı'nın amacı sadece toprak değildi. Mısır hakimiyetindeki Suriye bölgesi Mısır'dan oldukça uzaktı. Fakat bölgede çok geniş altın yatakları vardı ve işçiler durmadan altın stokluyor ve bu altınları yılda bir defa olmak üzere alınıp Mısır'ın başkentine götürülüyordu. Hitit askerleri Suriye bölgesini ele geçirince tonlarca altın rezervine de el konuldu. Antik Mısır'daki kaynaklar bu altınların yaklaşık 300 ton olduğu yönünde. Hitit devletinin başlangıcından itibaren tanrı olarak kabul edilen sözde fırtına tanrısı Teşup, evreni düzenleyen ve krallığı koruyan bir figürdü onlara göre. Krallar efendi unvanıyla ülkeyi yönetirken onun iradesine dayalı bir otorite tesis ederlerdi. Hattuşa'nın başka bir kente taşınması tanrı Teşub'un hoşnutsuzluğuyla ilişkilendirilmişti. Bu taşınma sürecinde tanrı Teşub'un bu değişikliğe razı olmadığı düşüncesini doğurur. Ayrıca kralın oğlunun ağır bir hastalığa yakalanması da tanrının öfkesinin bir yansıması olarak yorumlanır. Bu gelişmelerin ardından kral 2 gün boyunca tanrı Teşub'un öfkesini dindirmek amacıyla ona özel bir tapınak yaptırmaya karar verdi. Ülkenin dört bir yanından en ünlü altın ustaları büyük bir ihtişamla kralın emriyle başkente getirildi. Bu büyük ustaların yetenekleri kraliyet hazinesine katkıda bulunmak için büyük bir fırsat sunuyordu. Kral görkemli bir tapınak inşa etme hayalini gerçekleştirmek üzere doğal bir yeraltı mağarasına giden yolları genişleterek ve birçok başka yolu kazıyarak karmaşık bir labirent oluşturmayı planladı. Amacı yalnızca yolu bilenlerin tapınağa ulaşmasını sağlamaktı. Ve nihayet başkent Hattuşa'da kutsal bir amacı gerçekleştirmek üzere kollar sıvandı. Amaç görkemli bir tapınak inşa etmekti. Hem de altından. Tapınak altınla bezeli iç mekanları, ilahi figürleri ve zengin süslemeleriyle halkın hayranlığını kazanacak ve tapınağa yalnızca yolu bilenlerin erişilmesi sağlanacaktı. Bu altın tapınak bir yeraltı mağarasının içine inşa edilecekti. Derin, karanlık ve kayalık bir bölgeye. Tapınak altın bir kayde üzerine inşa edilen 8 metre yüksekliğinde 8 altın sütundan oluşan yuvarlak bir yapıya sahipti. Bu sütunlar ustaların hünerlerini sergileyen detaylarla süslenmişti. Tapınağın etrafında ise kraliyet ailesinden 8 kişiyi temsil eden akasya ağaçları ile som altından yapılmış 8 ev inşa edildi. Kazı ve inşaat faaliyetleri tam 11 yıl boyunca kesintisiz devam etti. Bu uzun süreçte kral hayatını kaybetti ve yerine oğlu tahta geçti. Ancak yeni hükümdarın da en büyük arzusu babasının yarım kaldığı bu muazzam yapıyı tamamlamak ve Hititlerin kudretini gösteren bir sembol haline getirmekti. Onun yönetiminde bu tapınak yalnızca bir inşaattan çok daha fazlası oldu. Halk arasında Hititlerin zenginliğinin ve gücünün en belirgin simgesine dönüştü. "Hadi canım, olur mu öyle şey?" dediğinizi duyar gibiyim. Fakat hatırlatmak isterim ki tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda kayıp şehirler ve gizemli yapılar sandığımızdan çok daha fazla. Göbekli Tepe gibi tarihin sıfır noktası kabul edilen bir yapı,
ya da Nevşehir'deki yeraltı şehirleri gibi akıl sınırlarını zorlayan yerler bunun en güzel örnekleri değil mi sizce? Kim bilebilirdi? Binlerce yıl öncesine uzanan ve tarihin sıfır noktası kabul edilen bir yerin varlığını. Ya da Nevşehir'in derinliklerinde binlerce insanın yaşadığı devasa yeraltı şehrinin gün yüzüne çıkacağını. İşte bu örnekler Hititlerin kayıp altın şehri gibi efsanelerin belki de sandığımızdan daha gerçek olabileceğini düşündürüyor.